Evet. Şimdi büyük bir deprem felaketi yaşadık ve bu yaraları sarmaya milletçe devam ediyoruz, devletçe. Ve bu doğal olarak 14 Mayıs seçimleri öncesinde nasıl etkilediği, nasıl etkileyeceği, siyasal sonuçları nasıl etkileyeceği seçim sonuçlarını sürekli olarak soruluyor, tartışılıyor. Burada senin görüşünü merak ediyorum. Yani artı ve eksi iktidar ve muhalefet açısından nasıl bir tablo öngörüyorsun? Şimdi tabii iktidar üst üste depremlerle karşılaştı. En son sel felaketiyle karşılaştı. Siyasi enerjisinin bir bölümünü buna veriyor. Mesela görünür gerçeklikte, yani çıplak gözle bazı değerli yorumcu arkadaşlarımı dinliyorum televizyonda. Mesela diyorlar ki deprem bölgesinde mahvoldu iktidar. Deprem bölgesinde işte oy alamayacak falan. Ben de buradan diyorum ki iktidar en çok oyunu deprem bölgesinde artıracak. Bunun birkaç tane nedeni olduğunu düşünüyorum. Bir tane nedeni deprem bölgelerinde ekonomik durumları iyi olanlar şehire göçtüler. Yani orada kalan kitle iktidar partisinin seçmen profiliyle çok eşleşiyor. İki, deprem bölgesinde benim evimi kim yapar sorusuna yanıt arandığı zaman oradaki yanıtı, mesela muhalefet kendi açısından yeni ataklar yaptı doğrusu, işte hiçbir ücret ödemeden ev vereceğiz vesaire falan, o boşluğu mesela doldurması lazım. Ama şöyle bir durum var. Mesela kıymetli bir bakan doğrusu acayip bir şey söyledi. Dedi ki evet 15 kişi öldü ama suda toprakta suya doydu gibi bir acayip bir kelime söyledi. Bu inanılır gibi değil. Mesela bir Kızılay Başkanı. Ya arkadaş, sen niye görevden alınmayı bekliyorsun? Kızılay felaket olduğu zaman da karşılıksız gider yardım eder. Sen bir ticarethane işletir gibi çadır satıyorsun. Bu yanlış. Ve şimdi bir yanlışın bedelini bir büyük kitle öder. Mesela bu pozisyonlar iktidar partisini aşağı çeker. Aşağı çeker. Bu neye benziyor? Hocanın biri bir köye atanmış. Demiş İşte Allah'ın kuralları bu. Şöyle yapın, böyle yapın falan. Hocaya demişler ki, ya hoca gözünü seveyim git başımızdan. Her koyun kendi bacağından ısınır demişler. Hiç kimse hocayı dinlememiş. Hatta hocayı sürgün etmişler. Hoca da gitmiş güzelce bir koyun almış. Koyunu yüzmüş. Havada sıcak. Koyun köyün ortasına asmış. Tabi sıcakta olunca koyun kokmaya başlamış. Millet evinde duramıyor kokudan. Gelmişler, ya hocam sen deli misin? Getirdin koyunu, yüzdün, köyün ortasına astın. Biz evde kokudan duramıyoruz. Hocanın kelimesi şu. Hani her koyun kendi bacağından asılır diyordunuz. Bazen bir kişinin, iki kişinin yaptığı hata geniş bir kitlenin algısını karartır. Dolayısıyla yani Kızılay Başkanı'nın burada kendisinden durumdan vazife çıkarıp açıkçası ben istifa etmesini çok bekledim. İstifa yerine ne yapıyor biliyor musun Tamer? Evet. Poz veriyor. Neyin pozunu veriyor? Poz veriyor ya. Bir yandan, bir önden. Neyin pozunu veriyorsun arkadaş? Bu hata yapmış. Arkadaşların hata yapmış. Ben küçüklüğümde herkes gibi koskoca Kızılay kumbarasıyla, ki boynumuz ağrırdı, gidip yardım topluyorduk yani. Şimdi yanlış yanlıştır kardeşim. Yanlış görülüyor. Yani bir yanlışa doğru demekle o yanlış doğru olmaz. Ve bir yanlışın bedelini çok kişi çeker. Önce vicdanımız çeker. Onun için depremin
Bir de tabii deprem olduğu zaman, tabii çok büyük bir depremdi. Devletin bir miktar ulaşmasında sıkıntı oldu. O noktalarda da bir problem yaşandı. Sonra toparlandı ve kabinenin çok önemli isimleri o bölgelerde çalışıyorlar. O ayrı. Ama bak ama şimdi birileri bir yerde çalışıyor. Kaşıkla topluyor. Kepçeyle götürenler var. Kepçeyle. İşte bu siyaset bilimine de terstir. Siyaset pratiğine de terstir. Yanlış yapana bir dakika arkadaş diyeceksin. Bir dakika. Gökten inmedin. Yanlış yaptın. Çekil köşeye. O zaman o karda, kışta bu kadar sıkıntıları çeken iktidar mensupları, bakanlar boşuna çalışmış olur. Onun için yanlış yapan. Ben Sayın Kızılay Başkanı muhakkak değerli bir insandır. Benim asla bir kişisel bir değerlendirme değil bu. Tanımam etmem, bilmem. Ama görünen fotoğraf, yani görünen köy kılavuz istemez, görünen köy uzakta değil. Dolayısıyla bu tür konularda eğer dikkatli olursa, bazen de tabii siyaset dezavantajı avantaja çevirme sanatıdır aynı zamanda. Yani deprem sürecini iyi başlamasa da doğrusu şu anda iyi götürüyorlar ama yanlış yapanları da gereğini yapacak bir siyaset pratiği de izlemeleri gerekir. Evet, şimdi bugün cumartesi günü için daha önceden belirlenmiş bir siyasi program vardı. Sayın Kılıçdaroğlu partileri ziyaretinde HDP'yi de ziyaret edecekti. Ancak daha önceden yapılan bir açıklamayla bu ziyaret ertelendi. Evet. Ve bu açıkçası sürpriz bir gelişme oldu. Evet. Belli bir gün de söylenmedi, yani ertelendi ama hani hangi gün, evet, yapılacağı da söylenmedi. Ve tabii bu arada da başka demeçler geliyor, yani PKK elebaşılarından bazı demeçler geliyor. Ben aslında o konuda senin, evet, görüşünü merak ediyorum Tamer Yan. Evet, şimdi bunu ben şöyle söyleyeyim. Mesela Mustafa Karasu'nun, PKK elebaşılarından Mustafa Karasu'nun HDP'ye yönelik bir çağrısı vardı. Yani Erdoğan gidicidir, siz destek CHP'ye veya altılı masaya destek verin şeklinde, evet, bir talimat verir gibi bir şey vardı, bir açıklaması vardı. Evet. Onun dışında yine bir başka terör elebaşı Karayılan'da Öcalan'ın özgür olma zamanı gelmiştir dedi. Şimdi o zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. HDP'nin olası görüşmede CHP'nin önüne taleplerinde acaba bunlar var mı? Yani Öcalan'ın serbest bırakılması dahil çeşitli talepleri, evet, var mı sorusu akla geliyor. Evet. Bunun siyasi dengeleri değiştirebilecek bir durum olduğunu görüyoruz. Evet. Bir de tabii Öcalan'ı serbest, evet, bırakmaya doğrusu kimsenin gücü yetmez. Bir, evet, de Öcalan'ı serbest bıraksan dışarı çıkmaz. Çünkü içeride can güvenliği var. Yani evet, tabii, işin aslında hani bir, evet, pratik şeyi bu. Tabii. Ama bu siyasi malzeme olarak şimdiden daha görüşme, evet, olmadan, evet, öne sürüldüğü için, evet, bunları değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Evet. Ve orada da işte bütün askeri operasyonlar içeride ve dışarıda durdurulsun diye bir talepte bulunacakları belli. Çünkü daha önceden deklarasyon yayınlamışlar. O yüzden bunların tam da bu aşamada, yani altılı masanın Akşener'in dönmesinden sonra ortak adayın Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasından sonra bir ivme kazanmışken, bunun üzerine HDP ile görüşmeyi ve onların ilk turda desteğini alması yaklaşmış gibi görünürken birden, evet, farklı gelişmeler oldu ve bu toplantı ertelendi. Evet. Yani o yüzden ben sıra dışı bazı gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Benim düşüncem o. Bir de Muharrem İnce'nin kendisinin aday olacağını ve o altılı masaya katılmayacağını söylemesi, bu iki faktör ama özellikle HDP faktörü birinci turdaki eğer destek vermezse seçim sonuçlarını etkileyebilecek gelişmeler olarak görüyorum. Burada sana soracağım kısım ise şu: neden ertelendi? Yani bu, çünkü çok açıklayıcı, ikna edici bir şekilde söylenmedi. Yani programlarımız uyuşmadı falan dendi ama yani bir sürpriz oldu. Çünkü mesela cumartesi günü programın yapılacağı söylendi. Hatta cumaya alınabileceği söylendi Özgür Özel tarafından. Ama bir baktık ki onun akşamında
gece yarısına doğru programın ertelendiği, belli bir gün verilmeden ertelendiği ortaya çıktı. Acaba neden ertelendi? Yani buradaki ilişkilerde o toplantı öncesindeki bu sürpriz gelişme nasıl sonuçlar verecek? Yani acaba o toplantı öncesindeki bu HDP tarafından yapılan açıklamalar bu HDP'nin ittifaka katılma olasılığını düşürüyor mu? Ya evet. Şöyle tabii yani HDP konusu gri alanları çok olan bir konu. Hı hı. Yani bir gri alan olmayan konular nedir? Bir, HDP terör örgütüne bir kınamada bulunmadı. Dolayısıyla yasal olarak meşru olsa da vicdanlarda meşru bir parti değildir. Fakat bununla birlikte seçime giren bir parti, seçimin denklemini değiştirme potansiyeli olan da bir parti. Dolayısıyla aslında herkes direkt ya da endirekt HDP'nin oyunu almaya çalışıyor. Yani böyle bir gayreti var. Yani şimdi mesela HDP dese ki ben falanca ittifakı destekliyorum dese, mesela o ittifak yok kardeş sağ ol Allah razı olsun sen bize oy verme mi diyecek.